Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Yeni Zelanda'nın altında bulunan ve dünyanın 8. kıtası olarak nitelendirilen Zelandiya'nın haritası oluşturuldu. %95'i su altında olan kıtanın haritası oldukça dikkat çekici görünüyor. Hepimiz kitaplar, filmler veya dizilerden kayıp kıta Atlantis'i biliriz. Ancak gerçek dünyada da adı Atlantis olmasa da, kayıp bir kıta olduğunu çok az insan biliyor. Dünyanın kayıp 8. kıtası, Pasifik Okyanusu'nun binlerce metre altında, varlığını sürdürmeye devam ediyor. Gerçek dünyanın kayıp kıta Atlantis'i, Yeni Zelanda'nın altında bulunan Zelandiya kıtasıdır. Zelandiya'nın hemen %95'i su altında olduğu için, gizemli kıta geleneksel haritaların hiçbirinde yer almıyor. Dünyanın 8. kıtası olarak kabul edilen, Zelandiya ya da yerli Maori dilindeki ismiyle Teriyu Amavi, Avustralya'nın doğusunda ve günümüz Yeni Zelanda'sının altında yer alıyor. Gizemli kıta tam olarak 5 milyon kilometrekare alana sahip durumda. Bilim insanları, Zelandiya'yı ilk kez 1990'lı yıllarda keşfettiler. Keşfin ardından uzun uğraşlar sonucunda, 2017 yılında gizemli kıta Zelandiya, resmen kıta statüsüne kavuştu. Kıta statüsüne kavuşmuş olmasına rağmen, Zelandiya'nın coğrafyası hakkında çok az bilgi var. Ancak bu durum geçtiğimiz günlerde değişti. Zira Yeni Zelanda'dan bilim insanları, Zelandiya'nın bir haritasını oluşturmayı başardılar. Zelandiya'nın haritasının oluşturulmasının arkasında, Yeni Zelanda hükümetinin Jeotehlike Araştırma ve Danışmanlık Kuruluşu, GNS Science bulunuyor. GNS Science'dan bilim insanları, kayıp kıtanın bir haritasını oluşturmayı başardı ve şimdi elde ettikleri haritayı geliştirmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Zelandiya'nın haritasının oluşturulmasında, görev alan araştırmacılardan jeolog Nick Mortimer, bu haritaları Yeni Zelanda ve Pasifik bölgesinin jeolojisinin doğru, eksiksiz ve güncel bir resmini sunmak için oluşturduk. Yeni haritanın değeri, Yeni Zelanda'nın volkanlarının, plaka sınırının ve tortul havzalarının ortamını açıklamak ve anlamak için, yeni bir bağlam sağlamasıdır diye açıkladı. Oluşturulan yeni haritalar, volkanizmanın ve tektonik hareketin, milyonlarca yıl boyunca kıtayı nasıl şekillendirdiğini gösteren, Zelandiya'nın batimetrisini okyanus taban şekli ve, tektonik geçmişini ortaya koyuyor. Batimetrik haritanın verileri, 2030 yılına kadar tüm okyanus tabanını haritalamak için, küresel bir çaba olan SEA 2030 projesinin, bir parçası olarak elde edildi. Zelandiya'nın haritasını oluşturan bilim insanları araştırma ekibi, haritayı çevrimiçi olarak yayınladı. Kayıp kıta Zelandiya'nın yayınlanan haritası, oldukça ayrıntılı görünüyor. Gerçekten çok ilginç ve enteresan olan bu olay, bizleri şaşırtmayı başarıyor. Dünyanın ileride ortaya çıkacak olan, daha fazla sırrıyla bizleri şaşırtmaya devam edecek gibi. Sizler bu yeni 8. kıta hakkında, neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Bu kıtayı detaylı bir şekilde incelemek isteyen dostlarım için, yoruma bırakacağım linkten, bu kıtanın detaylı haritasına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.